Türk sinema ve tiyatrosunun unutulmaz oyuncusu Tuncel Kurtiz'in önceki gün doğum günüydü. Kurtiz için doğum gününde kendisiyle aynı adı taşıyan Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü 3. sınıf öğrencisi torunu Tuncel Eylik, arkadaşları ve hocalarıyla bir anma konseri düzenledi. Geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan Türk sinemasının unutulmaz ismi Tuncel Kurtiz, Yaşar Üniversitesi'nde torunu Tuncel Eylik ve arkadaşlarının düzenlediği etkinlikle anıldı. Sahneye büyük babasının gömleği, yaşamını yitirdiği gün başında olan yazması ve şapkasıyla çıkan torun Tuncel ve arkadaşları, Kurtiz'in sevdiği Neşet Ertaş, Astor Piazzolla ve Bach gibi unutulmaz müzisyenlerin eserlerini piyano, gitar ve cello için yapılan düzenlemeleriyle çaldı. Eylik, konserin son eseri olarak Piazzolla'nın Elveda Büyük Baba isimli eserini seslendirdi. Konser sırasında Kurtiz'in hayatını anlatan filmler de gösterildi. Konsere Tuncel Kurtiz'in kızı Aslı Eylik, damadı Talat Eylik, torunu Melis Eylik, tiyatrocu dostları Profesör Doktor Özlemin Mutku, Profesör Doktor Hülya Mutku, yakınları ve sevenleri katıldı. Tuncel Eylik, kendisine her zaman destek olan dedesini bu şekilde özel bir etkinlikle anmak istediklerini dile getirdi. Bu fikir şu şekilde çıktı. Dedem sağ olsun benim okuma hayatım boyunca, eğitim öğretim hayatım boyunca beni çok destekledi. Maddi manevi açıdan. Ve vefat ettiği gün Muhsin Ertuğrul'da bir anma töreni düzenlenmişti. Ve orada görüntülerini izledim. Onun adına şarkılar çaldı. Onun sevdiği müzik eserlerinden birkaç tanesi. Orada dedim ki, bana bu kadar destek verdiysen en azından bunu ona manevi olarak borçluyum. Ve bu konseri o şekilde yapmayı düzenledim. Sağ olsun arkadaşlarımla bana çok destek oldular. Kendisine müziği sevdiren kişinin dedesi olduğunu da açıklayan Eylik, büyük babasıyla aynı adı taşımaktan gurur duyduğunu söyledi. Benim hatırladığım en eski anılarım dedemle beraber Edremit'teki otellerimde, onun evinde dinlediğim CD'ler, İdil Bilet olsun, Real Büyükbaşı çok değerli arkadaş, o da rahmetli oldu, çok iyi bir cellist. Onun CD'lerini dinleyerek başladım bu yola ve dedim ki klasik müzik okumalıyım, bedenin ismini taşıyorum. Onun ismini taşıyan birinin de sanatla ilgilenmesi gerektiğini düşündüm. Bu şekilde bu yola başvurdum ve o da benim çok destekçim oldu. Türkiye'nin kendisi için